Alimlerimizden biri biraz da latife olsun diye anlatayım. Cemaate hem vaaz edermiş, hem de vaaz ederken kürsüde bir şeyler atıştırmış. Demiş ki ya ayıptır, bu milletin önünde hem vaaz edip de hem işler atıştırılır mı? Demiş ki ya bunun bir şey olmaz yani, bunların önünde atıştırmak, bunlar fark etmezler demiş. Ya olur mu? Vallahi fark etmezler demiş. Nasıl fark etmez? Ya bunlar, yani ha ahırda olmuşsun, ha burada olmuşsun demiş. Fark etmez. Ya olur mu demiş, hayvanlarla bir mi tutuyorsun? Gel istersen demiş. Çağırmış alim arkadaşı. Demiş ki, men lemese ernebe enfihi bilisanihi fekat dehalel cenne. Kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye başlamış tabi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim dilinin ucunu burnunun ucuna değdirirse, burnunun ucunu işleyeceğine değdirirse, efendim dilin ucu burnun ucuna değdirirse, o cennete kesinlikle girdi. Şimdi millet camide hepsi dilini çıkarmışlar. Efendim, kim, millet birbirine bakıyor falan. Arasından bir tanesi de çıkıp da ya Allah aşkına hocam nerede demiş bunu? Nasıl demiş, böyle bir söz olur mu, böyle bir saçmalık olur mu diye hiç olmamış. Millet dilini burnuna değdirme yarışına başlamış. Tam bir komedi. Bak demiş, demedim mi sana? Ha bunların yanında yemek yemişsin, ahırda yemek yemişsin. Ne oldu şimdi? Bir tanesi de çıkıp da Allah'tan kork, Resulullah'a iftira etme demedi bak. Millet cennete girmenin peşinde. Nasıl? Dilinin ucunu burnunun ucuna değdirecek, cennete girecek. Sıkıntı bu, dert bu. Yani cennete girsin de nasıl girerse girsin. Köşeyi dönsün, tamam. Yani emek, memek hak getiren sormaz. Yahu dünyada bir kişiye bedava cennet kontenjanı olsa o alemlere rahmet olur. Allah ona o kontenjanı vermemiş. Yaşadığı hayata baksanız. İnni nebiyyül ahsan. Ben Müslümanların peygamberiyim diyor. Baksanıza. Bir nefes oldu mu? Doyasıya bir yemek yedi mi? Doyasıya bir güldüğünü duydunuz mu Resulullah? Babacığım bir daha acı çekmeyeceksin diyordu. Fatıma'sı gözlerini kapattı.